Merhaba arkadaşlar. Akademik Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere matematiğin temellerini TYT matematiğe girişi anlatacağım arkadaşlar. Ben YouTube hocanız 25 senelik deneyimiyle size ilham vermeye çalışacağım. Dolayısıyla matematiğin temeli alfabesi dediğimiz sayıları bugün beraber size anlatmaya çalışacağım. Birinci olarak sayıların sayı kümesiyle başlayacağız. Sayı kümesi arkadaşlar matematiğin alfabesinin temelini oluşturuyor arkadaşlar. Bunu çok iyi anlamanız lazım. Size basit bir figürle bunu yapmaya çalışacağım. Sayılar kimlerdir? Kimlerden oluşur arkadaşlar? Sayılar en küçük sayı kümesiyle başlar. Bu da rakamdır arkadaşlar. Bakınız bu rakamlar olsun. Peki bunun bir büyüğü nedir? Rakamları büyüttüğünüz zaman Bundan sonraki küme nedir diye sorarsanız hiç kimse söylemez. Ben size söylüyorum. Asal sayılardır arkadaşlar. Asal sayıların bazıları rakamdır, bazıları değildir. Onun için kesişim kümesi şeklinde gösteriyorum bakınız. Bu da bizim asal sayılarımız olsun arkadaşlar. Dolayısıyla ortak elemanlar neler? Hangileri asaldır ve rakamdır diye soruyorum. 2, 3, 5, 7. Yani burada 2, 3, 5, 7 arkadaşlarımız var. Sonra büyütüyorum arkadaşlar. Peki bunların içine alan büyük küme nedir? Tabii ki doğal sayılarımız arkadaşlar. Burası da doğal sayılarımız. Hem rakamları kapsıyor hem asal sayıları kapsıyor. Başka sayıları da kapsıyor arkadaşlar. Ama tam sayılar, virgülü sayılar değil. Peki bunun bir büyüğü nedir diye sorarsanız ne diyeceğiz? Tabii ki tam sayılar kümesi. Peki farkı nedir? Eksileri de içine alır arkadaşlar. Dolayısıyla doğal sayılarla tam sayılar arasında burada, aha burada neler vardır? Negatif sayılar vardır. Peki bunun bir büyüğü nedir arkadaşlar diye sorarsanız. Tabii ki hemen cevapları duyuyor gibiyim rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar bunu da kapsayan kocaman bir küme. Bu da rasyonel sayılar. Peki aradaki farklar nedir? Yani aha burada neler vardır? Virgüllü sayılar vardır arkadaşlar. Kesirli sayılar vardır. Peki bunu kapsayan bir küme var mı? Var arkadaşlar. Nedir? En büyük küme, baba küme, reel sayılar var. Peki reel sayılar bunu kapsıyor mu? kapsıyor ama bir de burada güççücük neyi kapsıyor? İrrasyonel sayıları kapsıyor. Burası da irrasyonel sayılar. Nedir irrasyonel sayılar? Temel olarak köklü sayılar arkadaşlar. Yani dışına çıkmayan sayılar. Peki bunların hepsini neyi kapsıyor arkadaşlar? Ahancığımın bunların hepsi arkadaşlar reel sayılar. Bu arkadaşlar bu küme kavramı çok önemli. Bunu bir kağıda alın aynen beni gibi çözmeye çalışın. Eğer bu sayıları iyi anlarsanız matematikçe konuşmaya başlarsınız. Dolayısıyla sevmeye başlarsınız ve başarı arkasından gelir arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili bir tane örnek çözeceğim. Aynı şekilde bakınız ne kadar tatlı ve hoş bir soru. Bu arada arkadaşlar sorularımızı kafa denginin Üstün yazarlarından Turgay Yılmaz hocamızın kitabından çözüyoruz. Eline koluna sağlık çok mükemmel sorular. Göreceksiniz çözmekten zevk alacağınız sorular. Kitabı alıp edinip tekrar tekrar çözüp farklı yöntemler bulmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar sorumuz çok tatlı soru. Biraz önceki uygulaması arkadaşlar ne doğal sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar, reel sayılar verilmiş bakınız. Bir, benden kopya çekmiş gördüğünüz gibi. Dolayısıyla rasyonel olmayan iki tane hemen ne yapalım arkadaşlar? Bunları harflendirelim. A tane, B tane, C tane, buraya da D tane dersen beni vururlar arkadaşlar. Neden? rasyonel sayılarla irrasyonel sayılar arasında sayı yok arkadaşlar. Burası bataklık yani sıfır tane var. Dolayısıyla rasyonel olmayan kaç tane? Rasyonel olmayan, rasyonel olmayan yani irrasyonel. Dolayısıyla C kaçmış arkadaşlar? 2. İrrasyonel olmayan yani irrasyonel kapattığınızı düşünün. A ve B eşittir. A artı B 4'müş arkadaşlar doğal sayı olmayan yani bu küme haricinde B artı C 4'müş arkadaşlar. Dolayısıyla C 2 olduğuna göre burası 2 imiş. B de 2 olması lazım. B 2 olduğuna göre A da 2 olması lazım. E C de 2 idi. Yani bu arkadaşlar ikişer ikişer paylaşmışlar. Peki birinci öncül neden? Pozitif tam sayı olan sadece 2 eleman vardır. Bunun hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz. Çünkü işaretler değişebilir. En fazla iki elemanı sıfırdan küçüktür. E, negatif pozitif hakkında kesin bir şey söylemiş. Bunun hakkında da mualla kesin bir şey yok. Kümenin eleman sayısı 6'dır. 2, 4, 6, 3. öncül doğrudur. Dolayısıyla cevap nedir arkadaşlar? Adana'dır. Evet. Şimdi arkadaşlar bunları gördük. Bir tane örnek çözdük. Genel olarak sayı kümelerini gördük. Şimdi ne yapacağız? Tane 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 size hem soru tiplerini göstereceğim. Hem de konuların ayrıntılarını vereceğim arkadaşlar. Evet. En küçük kümeden başlıyorum arkadaşlar. Rakam ve doğal sayılar. İpuçlarını vereceğim. Tabii ki bunları ortaokuldan beri duyduğunuz için alacağım geç bunları geyik yapma falan diyorsunuz. Duyuyorum o sesleri. Burada söylediğim şeyler arkadaşlar keywordsler. Anahtar kelimeler yani. Onları size vermeye çalışacağım. Rakam doğal sayı arkadaşlar. Rakam dediğimiz zaman arkadaşlar sayıların oluşturan atomlar arkadaşlar. Dolayısıyla rakam dediğimiz zaman neye dikkat edeceksiniz? Şuna dikkat edeceksiniz. Sıfırdan başladığına dikkat edeceksiniz. Sıfır çok önemli bir sayıdır. Tehlikeli bir sayıdır. Sıfır, bir, iki şeklinde giden dokuza kadar on tane sayıya denir rakam. Dolayısıyla bu rakamlar birleşir sayılar oluştururlar. Önemli kavram. Ya yani neye dikkat edeceğiz? 0 bir rakamdır, 10 tanedir. Ve sayı sistemini oluştururlar arkadaşlar. Peki doğal sayı nedir arkadaşlar? Doğal sayı nedir? Doğal sayı sıfırdan başlar rakamları alır ve devam eder arkadaşlar. Ve sonsuza kadar giderler. Dolayısıyla rakamların devamını da oluşturan küme biz doğal sayılar kümesi diyoruz arkadaşlar. Doğal sayılar onluk sayı sisteminin temelini oluşturur arkadaşlar. Hemen bununla ilgili iki tane örnek çözelim. Evet arkadaşlar. Sayı ve rakamla ilgili bir tane soru çözüyorum. Sorunun arkadaşlar anlamak demek, sorudaki anahtar kelimelerin altını çizmek demek. Böyle yapmayın arkadaşlar. Böyle altını hepsini çizip de kafanızı karıştırmayın. Anahtar kelime şu. Halden hepsi birbirinden farklı. Anahtar kelime farklı olmuş olması. Farklı rakam. 10 tane rakam var. E 8 tanesini alacağız. Bu aklımızda. A ve F. A, F. Hepsinin toplamından büyük olacak. Yani bu arkadaşlar öteki arkadaşların toplamından büyük olacak. Çember içine yazılan sayıların toplamı en az olacak. İşte en az kelimesi soruyu çözdürecek. En az demek arkadaşlar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sayı kullanacağımız bunlar arkadaşlar. Dolayısıyla biz A toplamı diğerlerin toplamından büyük olacağına göre biz ne yapalım 5 tane 8 tane sayıdan İkisini çıkartırsak 6 tanesini küçük aldığımızı düşünelim. Bunların toplamı nedir? 3 6 10 15'tir. Demek ki A ve F 15'ten büyük olacak ve küçük olacak. Yani 15'ten büyük olacak toplamları ve küçük rakamlar seçeceğiz. Neleri seçebiliriz arkadaşlar? Bakınız 6 seçersek bu arkadaşa 9 verebiliriz. 15 yapar. E 15'ten büyük olması lazım. Demek ki bu arkadaşımızın 7 olacağı garanti. E buna 8 verebilir miyiz? Hayır. E 15 yapıyor. E 9 vereceğiz. Demek ki A ve F'nin değerleri 9 ve 7'ymiş. Çözüyorum. Sayılardan biri asal değeri değildir. 7 asaldır. 9 değildir. Yani birinci öncül doğrudur arkadaşlar. Sayıların ikisi de tektir. 7 ve 9 tektir. Kabak gibi doğru arkadaşlar. Büyük sayının 3 tane pozitif tam sayı böleni vardır. 9'un 3 tane böleni var mıdır? 9. 1 böler, 3 böler, 9 böler. Ahacımla bu da doğrudur. Dolayısıyla cevap Edirne'dir arkadaşlar. Evet gayet hoş bir soruydu. Diğer soruya geçelim. Evet. Soruya baktığınız zaman diyorsunuz ki hocam yeni nesil soru. Evet gerçekten güzel bir soru. Yani soruya bakıp da arkadaşlar sakın korkmayınız. Önemli olan yapacağınıza inanmak. Şimdi başlıyorsunuz. Diyorsunuz ki birden dokuza kadar sayılar yazılmış ve dokuzdan bire kadar sayılar ters yazılmış. Yukarıdaki dizide yer alan rakamların dizili sırasına göre ikişer ikişer birleştirilmesiyle arkadaşlar diziliş sırasına göre bakınız rastgele değil. Yani ikişer ikişer alacağız bu arkadaşları. Şöyle yani. 1, 2 almış. 2, 3, 3, 4 şeklinde 2, 1'e kadar sayılır. ikişer ikişer çiftleştirmişim. İçine Buna göre 17 tane kutu vardır. Peki 17 tane arkadaşlar? Bakınız 1'den 1'e kadar bunları yazmak çok zor. Örnek veriyorum. 1, 2, 3, 4. 1 2'yi aldınız 1 tane. 2 3'ü aldınız 2 tane. 3 4'ü aldınız 3 tane. 4 tane rakam için 3 tane var. O zaman burada 18 tane olduğu için e, 1 tane eksik olacak demektir. Demek ki 17 kutu vardır. Doğrudur arkadaşlar. Kutuların içine 10 tane çift sayı vardır. E, doğru mudur 10 tane çift sayı? E burada arkadaşlar 4 tane çift sayı var. E burada da 4 tane çift sayı var. E 4, 4 daha kaç yapar? E 8 tane çift sayı sona gelecek demektir. Bu arkadaş ne demiş? 10 tane. Yanlış demiş arkadaşlar. Kutuların içindeki sayıların küçükten büyüğe doğru dizilmiş olsaydı baştan 6. sayı 43 olurdu. Küçükten büyüğe doğru. Bakalım yazıyorum arkadaşlar. Küçük olduğu için küçükle başlamalı. 12, 23, 34, 45 şeklinde buradaki sayılar. Arka taraftakileri yazıyorum. 54, 43, 32, 21 olarak yazıyorum. Küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Küçük neyle başlar? 1 ile başlar. 12, 12'yi aldık. 2'ye geçtik. 21 buna aldık. 23 buna aldık. 30'lara geçtik. 32'yi aldık. 34'ü aldık. 43'ü aldık, 45'i aldık. Neyi soruyor? Baştan 6. 1 2 3 4 5 6 43. Dolayısıyla bu da doğrudur arkadaşlar. Demek ki cevap 1 ve 3. öncül olduğu için C arkadaşlar. Evet. Diğer başlığımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Diğer büyük kümemiz yani rakam ve doğal sayıları kapsayan büyükümüz asal sayılar arkadaşlar. Asal sayıları gerçekten asil sayılardır arkadaşlar. Matematik tarihinin temelidir arkadaşlar ve bulunması gereken asal sayı çok teorem vardır. Araştırmanızı tavsiye ederim. Ee, ve bunun babası da arkadaşlar Fermat diye bir kardeştir. Fermat yazıp internette araştırıp bunun üzerine bir araştırma yaparsanız sizi matematiğe geliştirecektir. Evet asal sayı nedir arkadaşlar? Asal sayı. Yazıyorum bakınız bilmeniz gerekenleri. Bir. Pozitiftir arkadaşlar. Asal sayılar pozitiftir arkadaşlar. Negatif sayılar asal sayı olmaz. 2 En küçük asal sayı ikidir arkadaşlar. den küçük asal sayı yoktur arkadaşlar. 3. Bir ve kendisinden başka bölen yoktur arkadaşlar. Bir ve kendisi. haric böleni yoktur arkadaşlar. Dört. Bakın bu da çok önemlidir. Elli bir ve doksan bir arkadaşlar. Asal değildir. Asal değildir. Çünkü bu kardeş 3 çarpı 17'dir. Bu kardeş de 7 çarpı 13'tür arkadaşlar. Dolayısıyla asal sayıların çarpımı asalmış gibi gözükür. Biz bunlara yarı asal sayılar deriz. Onun için nasıl bir sayının asal olduğunu anlamak gerçekten zordur. Bunu birinci örnekte gösteriyorum arkadaşlar. Evet. Bu örnek bakınız asal sayının tanımıyla alakalı arkadaşlar. Öğretmen derste şöyle tanım yapmış ve peşinden bir örnek vermiştir. Tanım bu. Bir pozitif tam sayının asal olup olmadığını anlamak için en sayısının kök n'den büyük olmayan asal sayılarla bölünüp bölünmediğini kontrol etmek yeterlidir arkadaşlar. Örnek veriyorum. 26 asal mı değil mi? Değil. Neden? Çift çünkü. 29 asal mı değil mi? Anlamak için bu kardeşin kare kökünü alıyorsunuz yaklaşık olarak. Diyorsunuz ki hocam olsa olsa bu 5 küsurlu bir sayıdır diyorsunuz. Eğer 5'ten küçük asallar 3 ve 2'ye 29 bölünüyorsa asal değildir. Bölünmüyorsa asaldır. Hile budur. Dolayısıyla asal telin var olan doğru tanımlarından bir tanesi budur arkadaşlar. Dolayısıyla 239 sayısı hakkında biz e, yorum yapacağız. Asal olduğunu göstermek için en az kaç tam sayıya bölünüp bölünüp bölünmediğini kontrol etmek gerekir. Yani diyor ki arkadaş 239 acaba yaklaşık olarak kaçtır? 15'in karesi arkadaşlar 15'in karesi kaçtır? 225'tir. 16'nın karesi 256'dır. Bakınız bu kardeş 15 küsurlu bir sayı. 15 küsurlu bir sayıdan küçük asal sayı deneyeceğiz yani. Neler? 2, 3, 5, 7, 11 ve 13. Kaç tane asal sayı denemek gerekiyor? 2, 4, 6. Cevap Bursa'dır arkadaşlar. Diğer bir asal sayı so sorusu çözelim arkadaşlar. Bir ve kendisinden başka pozitif tam sıbirine olmayan sayılar asal sayı denir. E bu asal sayının tanımı arkadaşlar. A, B, C, D nasıl sayılarmış arkadaşlar bakınız. Bunu size altını çizerek göstereyim. Pozitif anahtar kelime bu. Pozitif tam sayı olacak negatif olmayacak. Asal sayı ise eğer bu sayı asalsa arkadaşlar ne olacaktır? Ee, asal sayının kuvveti olamaz. Neden? Eğer 3'ün kuvvetini alırsanız 9 yapar asal olmaz. Dolayısıyla bu üst tarafın 1 olduğu Allah'ın emri. 1 yani. C eksi D eşittir 1. Dolayısıyla C eşittir D artı 1 olabilir. Dolayısıyla C bölü D artı 1 eşittir 1 olabilir. Ahancımı bu arkadaş doğru bir ifade olmuş olur. A çarpı B C çarpı D P ise A B C D 2 P artı 2'dir. Bakalım. E P asal olduğuna göre asalların çarpanları 1'dir arkadaşlar. 1 çarpı P 1 çarpı P şeklinde yazabilirim. O zaman 1 artı 1 artı P artı P yazabilirim. E 2 P artı 2 olur. Anacımına bu da doğrudur arkadaşlar. Üçüncüye bakalım. 2 A 3 A P ise A artı 4 asaldır. A parantezine alalım. 2 artı 3 B şeklinde eşittir p olması lazım. E p olması için bu arkadaşın 1 olması lazım. Bu arkadaşın p olması lazım. E dolayısıyla a art 4 asal mıdır? 1 art 4 5 yapar. Asaldır arkadaşlar. Bu da doğrudur. Demek ki cevap e'dir arkadaşlar. Evet, bunun bir büyük kümesine geçiyoruz arkadaşlar. Tam sayılar. Peki işin içine neyi ekliyoruz? negatif sayılar bekliyor arkadaşlar. Dolayısıyla tam sayı dendiği zaman arkadaşlar kafanızda oluşacak şey nedir? Negatif sayılar da vardır. Yani ne, tam sayı dendiği zaman aklınıza hemen soru işareti. Hangi negatif sayılar olur? Hangi negatif sayılar olmaz? Buna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Çünkü hilesi negatif sayılardır. Hemen örnek çözelim. A ve B birer tam sayıdır. Bakın bu tam sayı kelimesini görünce benim aklıma eksiler akla geliyor. Dikkat ediniz bakınız. Hilesi bu. A kare B 24. Hemen bu şart sağlayan tablo yapıyorum. A, B. A 1 olsa B 24 olur. A eksi 1 olsa karesi 1 olacaktır. Bu arkadaş 24 olacak. 2 olsa 2'nin karesi 4 yapar 6 lazım. Eksi 2 olsa çünkü kare pozitif. Bu da 6 olacak. E, 3, 4 versek 24'ü bölen b tam sayısı bulamıyoruz. Dolayısıyla bizim a, b çiftlerimiz bunlar. B'nin alabileceği 2 farklı değer vardır. 24, 6 doğru bir öncüldür. A'nın alabileceği 4 farklı değer vardır. Bakınız, gabak gibi gözüküyor. 4 tane. Bu da doğrudur. B pozitif sayıdır. Bakınız, pozitif. Neden? A kare pozitif çünkü. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevap edir arkadaşlar. Evet, diğer bir tam sayı sorusu çözüyoruz arkadaşlar. Bakınız soruda gene ne diyor? Birer tam sayıdır. Yani Ayhan eksilere dikkat et diyor yani. Eksilere dikkat et. Dolayısıyla A, B, C bakınız ortak olan B olduğu için biz bu sayılara değer vermeye nereden başlıyoruz? B'den başlıyoruz arkadaşlar. B 1 olsa ne olur? B 1 olsa ağacımına bu 40 olur. Öde de 32 olur. Peki B2 olsa ne olur? B2 olursa A 20'ye düşer. C de 16 olur. Peki eksi 1 olsa ne olur? Eksi 1 olsa A da eksiye düşer. Eksi 40 bu arkadaşlar eksi 32 olur. Dolayısıyla arkadaşlar verdiğiniz değerler eksi ve artı olmalı ki. Çünkü tam sayı diyor. Bakın asıyla dikkat ediniz. Asela ne yapmış? A artı B C artı, toplamın alabileceği en büyük değer 73'tür. Peki en büyük değer 73 mü? Evet 73. Asena akıllı bir kızmış. Selena A artı B artı C toplamı alabileceği en küçük değer 17'dir. Hadi canım. Eksi 73 en küçük değerdir. Dolayısıyla Selena biraz daha çalışması lazım. Seni hazırlanabilir. Hasene ne yapmış? A artı B artı C toplamı eksi 73'müş. Aferin kızım. O da doğru çözmüş. Dolayısıyla cevap 1 ve 3 C handır arkadaşlar. Evet. Bir büyük kümeye geçiyoruz arkadaşlar. E, tam sayıda da büyük kümesi rasyonel sayılar. Peki bu arkadaşın bize kattığı ne arkadaşlar? Bu arkadaşın bize ekstra kattığı şey nedir? Kesirli sayılar arkadaşlar. Kesirli ve ondalık sayıları artık işin içine sokacağız. Yani virgülü ve rasyonel sayılarla uğraşacağız artık. Dolayısıyla rasyonel sayı demek hem tam sayılar hem de virgülü sayıları içeriyor arkadaşlar. Ama kimi içermiyor arkadaşlar? kök 2 içermez. Kök 3'ü içermez. Pi'yi içermez. Çünkü bunlar irrasyonel sayılardır. Evet. Bu örnekte bir rasyonel sayı arkadaşlar. Gerçekten hoş bir soru. Sayın Turgay Yılmaz hocamızın ellerine sağlık. Neden çok güzel bir soru? Çünkü rakamla rasyonel sayının sentezine oluşmuş hoş bir soru. Soruyu okuyorum. ABC reel sayı arkadaşlar. Yani özür dilerim arkadaşlar. Reel sayı değil. R kümesinin elemanı. Çünkü R kümesi de rakamlardan oluşan bir küme olarak verilmiş. Dolayısıyla o reel sayı değil. Kümesinin rakamlar kümesinin evet cahil değiliz. Biliyoruz herhalde rakam olduğunu. Ama hile şurası arkadaşlar. A bölü B eşittir. C eşitliğine göre A B'ye eşit midir? Bakalım 5 bölü 5 alırsak eşittir 1 elde ederiz. Dolayısıyla 5 5 1 olduğu için birinci öncül doğru olabilir. Çünkü her aldığımız küme R kümesinin elemanı olmuş oluyor. A, B'den büyük olabilir. Hangisi doğru olabilir arkadaşlar? Yani bir tane doğru şey bulmamız yeterlidir. Daima kelimesiyle her zaman kelimesi onlara dikkat ediniz. Dolayısıyla doğru olabilmesi için bir tane doğru olan yeterlidir. A, B'den büyük olabilir mi? E ...bunu 2 alırsak... ...aşağıdakini 1 alırsak... ...eşittir 2 olur. E A büyük olabilir. Demek ki bu da olabilir. A, B'den küçük olabilir mi? A, B'den küçük olabilir mi? Arkadaşlar, hile burası. Burada sazan arkadaşların... ...yanlış yapmasını bekliyorum arkadaşlar. Bu olamaz... ...diye sesler geliyor. Ama hata yapıyorlar. Çünkü sıfır bize kazık atmak üzere. Dolayısıyla 0 bölü 2... ...eşittir sıfır olduğu için... A da küçük olabilir. Dolayısıyla üçüncü öncül de doğrudur. Dolayısıyla cevap Edirne'dir. Dolayısıyla arkadaşlar çok tatlı bir soru. Nasıl, nereye dikkat etmemiz gerektiğini öğreten çok hoş bir soru arkadaşlar. Lütfen sıfıra dikkat ediniz. Çok küçük ama çok büyük tehlikeleri var. Önemli bir sayı. Evet. Diğer rasyonel sayı örneğini çözelim arkadaşlar. AB rasyonel sayı ve AB'ye eşitmiş arkadaşlar. Yani bu iki kardeş göründüğü gibi çok iğrenç olmasına rağmen eşitmiş. E, bakınız 2017, 2017 eşit. Eksi, eksiye eşit. 2019, 2019'a eşit. 1, 1'e eşit. 2018, 2018'e eşit. A cımına bu ikisi ne olacak? Eşit olması lazım. Yani x artı y artı 3 eşit olmalı x eksi y eksi 5. x'ler eşit. O da gitti. Eksi artı olarak attık. 2y eşittir. Eksi olarak attık. Eksi 8. y de eşittir. Eksi 4 bulduk. Cevap adın olmuş oldu. Peki bu sorudan ne öğrendik arkadaşlar? Şekle bakma arkadaşlar. Direkt soruya dal. Bakınız ne kadar iğrenç gözüküyor. Zor gözüküyor ama soru çok kolay bir soru. Ve son kümemiz arkadaşlar irrasyonel sayılar. Bunlar birleşecek reel sayılar oluşturacak. İrrasyonel sayılar matematikte mahrem konulardan biridir arkadaşlar. Bunun da detayları çok teferruatlıdır. Bütün o sabitler fizikte kimyada gördüğünüz Planck sabitleri, pi'ler e, ee, bununla ilgili fizikte göre tüm sabitler irrasyoneldir. Biz bunlara transantentel sayılar deriz. Biraz garip ama bunu söylemek için çok çalıştım arkadaşlar. Dolayısıyla bu sayılar virgülden sonra nasıl gittiği belli olmayan irregular, düzensiz sayılardır arkadaşlar. Dolayısıyla biz temel olarak neyi bileceğiz? Hoca geyik yapma diyorsunuz, geç bunları diyorsunuz ama geçiyorum arkadaşlar. Biz bununla ilgili bilmemiz gereken tek şey karekök içinden çıkmayan sayılar irrasyoneldir ve pi çünkü karşılaşacağız ve e e'yi bilirsiniz logaritmalarda falan gördüğümüz e'dir bu bu gibi sayılar irrasyonel sayılardır arkadaşlar yani kökten çıkmayan sayılar kökten çıkanlar rasyonel kökten çıkmayanlar irrasyonel birleştirdik reel sayı oluşturduk arkadaşlar aşağıdaki hangisi doğal sayı veya irrasyonel sayı olmayan bir reel sayıdır doğal sayı da olmayacak, irrasyonel sayı da olmayacak. Bu arkadaş doğal sayı gümledi. Bu arkadaş irrasyonel sayı gümledi. Bu arkadaş irrasyonel sayı gümledi. Bu arkadaş arkadaşlar arkadaşlar kök 16 4 diye çıkar. Yani bir tam sayıdır, doğal sayıdır, rasyonel sayıdır. Bu da gümledi. Acımına ah, C yalnız kaldı. Bu da rasyonel sayı olarak bizden istenen cevaptır arkadaşlar. Doğru cevap C'dir. Sayı kümelerini bilmek bu bakımdan çok önemli arkadaşlar. Sayıları severseniz bu tip soruları çözmesinden gayet zevk alırsınız. Evet, diğer bir irrasyonel sayı sorusunu çözelim arkadaşlar. Tam sayı olmak üzere yani a ve tam sayı olmak üzere. Hangisi a bölü b biçimde yazılabilir? Hangisi irrasyonel değildir demeye çalışıyor? Yani köklü olmasın demeye çalışıyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz temel e, önceden bildiğimiz bilgileri kullanalım. Köklü ifadeler paranteze alınabilir arkadaşlar. Yani kök 3 eksi kök 2 paranteze alınamaz ama aşağıdaki kök 9 parantezine alınabilir. Yani kök 2 eksi kök 3 şeklinde. Dolayısıyla kök 2 eksi kök 3, kök 3 eksi kök 2'yi götürür. Kök 9'da 3 çıktığı için eksi 1 bölü 3 olur ve A bölü B formatına gelmiş olur. Yani irrasyonel değildir. Bu arkadaş 243 3 üzeri 5 5 kök diye düşünürsek demek ki bu kökten kurtuldu. Arkadaşlar yazmasını biraz geç öğrendiğim için Küp kök eksi 64. Eksi 4'ün küpü arkadaşlar 64 yapar. 3'ler götürür. Dolayısıyla 3 bölü eksi 4. Yani bu da kurtuldu. İrrasyonel değil. 2 artı eksi 16 arkadaşlar. Bu bir tehlike arkadaşlar. Bomba. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Matematikte bunu kurtulma ihtimalimiz yok arkadaşlar. Çünkü biz buna ne diyoruz? Karmaşık sayı diyoruz. Evet. Dördüncü öncül arkadaşlar. Kök 3 parantezine alırsak kök 4 artı kök 9. Bu arkadaşımızı kök 8 parantezine alırsak kök 1 artı kök 4. Dolayısıyla kök 3 ile kök 8 sadeleşemezler arkadaşlar. Dolayısıyla bu irrasyoneldir bu şekilde yazılamaz. Dolayısıyla bizde istenen cevap birinci yazılabiliyor idi. ikinci yazılabiliyor idi. 3 ve 4 yazılamıyor idi. Cevap Adana olmuş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, reel sayılar artık tüm kümeleri kapsayan en büyük küme. Yani tabiri caizse reel sayılar hayattır arkadaşlar. Yani matematik için her şeydir. Yani matematikte bildiğimiz kullandığımız tüm alfabeye biz reel sayı diyoruz arkadaşlar. Hemen örneklere geçelim. Birinci örnek. Herhangi iki sayı arasında, herhangi iki sayı arasında çok sayılamaz çoklukta, yani sonsuz çoklukta reel sayı bulunur. Yani iki tane sayı düşünelim. Burası sayı doğrusu olsun, burası 2 olsun, burası 3 olsun. Bu arada arkadaşlar sonsuz tane sayı vardır. Kökler, virgüllü sayılar, devirli sayılar. Sonsuz tane vardır. Onu anlatıyor. Herhangi iki tam sayı arasında son sayıda reel sayı bulunur. Evet doğrudur. 2 ile 3. Herhangi iki rasyonel sayı arasında bakınız 1 bölü 2, 3 bölü 2 diye düşünün. Bu ikisi arasında bile sonsuz tane sayı vardır reel sayı. Bu da doğrudur. Herhangi iki reel sayı arasında sonsuz sayıda tam sayı bulunur. Arkadaşlar tam sayılar virgül sayılar değildir. 1 bölü 2 ile 3 bölü 2 arasında bakınız 1 vardır. Bunda vardır. Ama 1 bölü 3 ile 1 bölü 2 arasında bu arada tam sayı yoktur. Dolayısıyla bu her zaman doğru değildir. Cevap 1 ve 2 denizdir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Reel sayılarda çözeceğimiz son soru arkadaşlar. Çok tatlı bir soru arkadaşlar. Yani bu soru sınavda gelir mi? TYT'de gabak gibi gelir arkadaşlar. İyi dinleyiniz. Şimdi reel sayı doğrusunda A artı b, b bölü b, b eşittir a artı c bölü c reel sayı aşağılık gibi verilmiştir demiş. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Önce bu sayıları biraz toparlayacağız. Eşittir a bölü b artı b bölü b yani 1 artı a bölü bymiş. Yani bu arkadaşımız 1 artı a bölü imiş Peki diğer arkadaşımız? A bölü C artı C bölü C eşittir. 1 artı A bölü Cmiş. Demek ki bu arkadaşlar 1 artı A bölü Cmiş arkadaşlar. Peki buna göre A pozitif ise yani A'ya pozitif sayı verirsek... A C'den büyüktür. B'nin olması lazım. Pardon buraya bakalım. Çünkü A ile C'yi karşılaştıracağız birinci öncülde. A pozitif ise... A pozitif ise C de pozitif olmalı arkadaşlar. Çünkü 2'den büyük yapacağız ya 1'den daha büyük bir sayı olması lazım. E C de pozitif olması lazım. A 3 olursa mesela sallıyorum. A 3 olursa C'nin de 1,5 gibi bir sayı olması lazım. Daha küçük olması lazım. Dolayısıyla A C'den büyüktür. Doğrudur arkadaşlar. A negatif ise yani bunu da size kırmızıyla gösteriyorum arkadaşlar. A negatif ise negatif ise B de, A negatif ise A B'den küçüktür. A negatif ise B pozitif olması lazım arkadaşlar ki burası negatif olsun birden daha küçük yere getirsin. Dolayısıyla B daha büyüktür. Dolayısıyla A B'den küçüktür doğrudur. A negatif B pozitif çünkü. A negatif ise C B'den büyüktür. C ile B arasında hakkında arkadaşlar kesin bir şey söylemek söz konusu değildir. Dolayısıyla üçüncü öncül hakkında bir şey söyleyemeyiz kesin olarak. Dolayısıyla bir ve ikinci öncüler doğrudur. Cevap Bursa'dır. Arkadaşlar bu dersimizi sayı, sayıları tanıyalım dersimizi. Bu sayı doğrusunda gösterdim. Tüm sayı teker 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 direkt gösterdim. Eğer kitabı alıp o soruları tekrar farklı yöntemlerle çözmeye çalışırsanız arkadaşlar ve sayıları iyi tanırsanız sayılarla ilgili çıkabilecek her türlü soru hakkında yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.